Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Öncelikle sorulardan başlayacağız ve bu sorulara da dediğim gibi daha önce hani canlı yayınlarımda çoğu zaman bahsettim. Fakat yine de tekrar tekrar arkadaşlarımız bir şekilde duymak istiyorlar ve bunu tekrar tekrar cevaplamam gerekiyor. Evet, şimdi ilk sorumuz, Macaristan'daki sınavlar açıldı fakat Türkiye'den vatandaşlar gidebiliyor mu? Şimdi arkadaşlar, bu biliyorsunuz Macaristan'daki sınavların ya da Avrupa'daki sınavların açılması hiçbir şekilde bunun hani gidilme, gidilmeme ya da oradaki sınavların açılmasıyla alakası yok. Bu tamamen Avrupa Birliği'nin genel olarak bu sınırları açmasıyla alakalı olacak. Çünkü biliyorsunuz genelde şunu duyuyorum. İşte Almanya açacak, Macaristan açmayacak ya da Hollanda açacak, şurası açmayacak. Bildiğiniz üzere Avrupa Birliği biliyorsunuz hepsi birbirine sınırı olmayan bir topluluk ve bundan dolayı da birisi açtığı zaman zaten hepsine çok rahat seyahat edilebiliyor. Dolayısıyla Avrupa Birliği ortak bir karar aldığı zaman bu şekilde siz oraya gidebilir olacaksınız. Şu an mesela Macaristan D tipi vize dediğimiz, yani D tipi vize zaten genelde oturma ve bazılarında da çalışma izni olan vize oluyor. Dolayısıyla öyle bir vizeniz varsa o şekilde gidebiliyorsunuz. Çünkü orada benim işim var diyorsunuz, orada benim çalışmam lazım ya da okulunuz varsa ve daha önce döndüyseniz o şekilde geri gidebiliyorsunuz. Yani tekrar size izin veriyorlar. Şu anda o anlamda özel izinlerle gidişler açıldı. Ama D tipi vizeniz yoksa, yani sadece sınava gidecekseniz, maalesef bu mümkün değil. Sınavlar açılmış olabilir ya da sınavlar yapılıyor olabilir ama henüz sınırlar tamamen açılmadı. Şimdi burada yapmamız gereken ne bekleyen arkadaşlar için? Tabii ki ne yapacaksınız? Mecbur şu an için Temmuz'un başı deniliyor. Temmuz 1 ile Temmuz 15 arası sınırların tamamen açılacağı söyleniyor. Fakat Almanya maalesef, yani bizde şu an ikinci dalga erken başladı gibi görünüyor. Biliyorsunuz hani biraz artmalar oldu ama umarım yakın zamanda tekrar düşer. Çünkü Almanya bile bizi işte gidilmemesi gereken ya da tehlikeli gördüğü ülke arasında sıraladı. Ve bu da tabii ki bizi zor duruma sokuyor. Yani bunun Macaristan'la alakası yok ya da oradaki uçuş okullarla alakası yok. Çünkü bazen şunu da duyuyorum. Ya şu uçuş okulu kolaylık sağlıyor, bu uçuş okulu sağlamıyor. Yani şöyle, evet, bazı uçuş okulları var çok güçlü. Büyük uçuş okullarından bahsediyorum. Birkaç tane zaten. Benim her zaman size önerdiğim uçuş okullarından bir iki tanesi. Ve bunlarda evet doğru, özel izinle ya da onların sivil havacılıkla olan ilişkilerinden dolayı bir şekilde bir özel izin aldırabiliyorlar. Fakat yani şunu ben söylemek isterim bu konuda. Lütfen sağlığınızı düşünün. Tabii ki geleceğimiz de önemli, sınavlar da önemli ama biliyorsunuz zaten bu süreç biraz sıkıntılı olacak. Biraz bizi yoracak pilotluk anlamında, pilot alımları anlamında, pilot mesleği anlamında. Dolayısıyla biraz dediğim gibi beklemenizi tavsiye ederim. Evet, şimdi diğer sorumuza geçeceğim arkadaşlar. İkinci sorumuz, Macaristan, Polonya gibi ülkeler ATPR sınavları açtı mı, kayıt olabiliyor muyuz? Ve yığılma var mı? Zaten açtığını az önce söyledik, hatta birinci soruda açıldı ama biz ne zaman gideceğiz? Kayıt da alınıyor, kayıtta da sıkıntı yok. Biliyorsunuz Macaristan, Polonya gibi ülkelerde zaten yer dersi, yer eğitimi daha doğrusu zorunlu olmadığı için bu ülkelerde zaten siz uzaktan kayıt yapabiliyorsunuz. Kayıtta hiçbir sıkıntı yok. Fakat burada sadece olay kayıt değil. Daha henüz sınavların nasıl yapılacağı, sınavların nasıl icra edileceği. Şimdi hani bir iki yerde sınavların nasıl yapıldığını biliyoruz. Yani az adam alıyorlar. Sınıfın yarısını falan kapasite dolduruyorlar. Fakat genel olarak şu an kayıt konusunda bir sıkıntı yok. Umut sormuş bu soruyu. Yığılma var mı? Yığılma tabii ki olacak. Nasıl olacak? Bunu ben daha önceki sohbetlerimde de bir iki defa söyledim arkadaşlar. Hatta birbirinde de çok fazla sorun oldu. Özellikle yeni kayıt yaptıracak arkadaşlar. Yani PPL'e, özellikle PPL'e ya da yani uçuş eğitimi olan eğitimlerden, lisanslardan, yetkilerden bahsedersek. Burası çok önemli arkadaşlar. Bakın, Şubat'ta bu konu gündeme geldi. Ve Şubat'ın ortasından itibaren, Mart'ın başından itibaren artık herkes eğitimini durdurdu. Ve yabancılar da evlerine gelmeye başladı. Şimdi düşünün, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs ve şu an Haziran. Ve hala oraya gidilemiyor. Şubat, Mart'ta eğitimlerini bitiremeyenler var. Nisan, Mayıs, Haziran zaten kayıtlı öğrenciler vardı bekleyen. Çünkü ben çalıştığım okulda biliyorum. Bu arada bekleyen öğrenciler vardı. Her ay kesin en az minimum 8-10 tane öğrenci. Yani dolayısıyla bu öğrenciler tamamen başlayacak. Ve bu öğrenciler tamamen bitirecek. Ondan sonra yeni kayıtlara sıra gelecek. Yani bunu böyle düşünün. Özellikle lisans ve yetki olarak arkadaşlar maalesef bu konu böyle devam edecek. Şimdi yani kayıt var mı? Var. Yığılma var mı? Evet, yığılma kesinlikle olacak ama teorik olan, yani yer eğitimi olanlarda değil, daha çok pratik, yani uçuş eğitimleri olanlarda bir şekilde bu böyle devam edecek arkadaşlar bir süre. Devam edelim. Şimdi diğer soruya geçelim.
Macaristan'da aldığım lisansla direkt işe başlayabiliyor muyum? Demiş arkadaşımızın bir tanesi. Yani arkadaşlar bakın bu soruya birçok yayınımda cevap verdim biliyorsunuz. Macaristan'da aldığınız lisansla direkt işe başlayabilmem sorusu maalesef hani cevabı olmayan bir soru. Çünkü ne Macaristan'dan ne Türkiye'den ne Amerika'dan yani nereden alırsanız alın lisansınızı böyle bir garanti yok. Yani böyle bir garanti kimse size veremez. Türkiye'den aldığınız lisansta da kimse size garanti veremez. Çünkü işe başlamak, her zaman söylediğim gibi bu İngilizce, Almanca öğretmenliği ya da ne bileyim mühendislik vesaire avukatlık gibi değil arkadaşlar. Bu pilotaj. Pilotajda eğitiminizi nereden alırsanız alın, sonunda hava yoluna girerken sizi hava yolunda bazı testler bekliyor. Mülakat olsun, simülatör olsun, CRM ve benzeri işte psikolojik bir testten geçiyorsunuz vesaire. Şimdi bunları düşündüğümüz zaman arkadaşlar bunları layıkıyla geçtiğiniz zaman size kimse nereden mezun oldunuz, nasıl mezun oldunuz diye sormayabilir. Yani nasıl mezun olduğunuz değil de ama nereden mezun olduğunuz diye sormayabilir. Ben hep şunu söylüyorum yani 10 kişi var. 9'u Türkiye mezunu ya da Amerika mezunu ya da dünyanın en iyi okullarından birisinden mezun. Ama bir tanesi var Macaristan'dan mezun ve o bir tanesi en iyileri 9'unun üstünde de bir performans gösterdi mülakatlarda. Kimse size demez niye Macaristan'dan mezun oldun, biz seni almıyoruz vesaire. Yani dolayısıyla işe başlayabiliyor muyum sorusuna şöyle cevap vereyim kısaca. Bu sorunun cevabını kimse veremez. Ne Türkiye'den uçuş okulunda alsan ne Macaristan'da bir uçuş okulunda alsan kimse bunun garantisini veremez. Ama Macaristan'dan aldığım eğitim nasıl olur sorusu daha doğru bir soru olabilir. Yani Macaristan'dan bir eğitim aldığım zaman bu bana ne kadar katkı sağlar? Bu daha doğru bir soru olabilir. Böyle sorduğumuz zaman evet bazı okullar var gerçekten çok güzel kaliteli eğitim veriyorlar. Yani fiyatlar uygun olmasına rağmen ama zaten Türkiye'de şu an her zaman yine videolarında bahsettiğim gibi çok güvenilir ve çok kaliteli bir okul var ve Macaristan'la hemen hemen aynı fiyatlara denk geliyor. İstanbul merkezli. Bu konuda da yine zaten özelden soran arkadaşlara ben cevap veriyorum. Şimdi arkadaşlar bakalım İngilizcem yeterli değil gidersem yardımcı olurlar mı? Şimdi şöyle bir durum var. Dükkan seni yazmıştım zaten bu soruya. İngilizceniz yeterli değilse gittiğiniz okulda size yardımcı olsalar bile havayolu mülakatlarına girdiğiniz zaman o İngilizceniz size yeterli olmaz ise orada çok büyük sıkıntı yaşarsınız. Yoksa Türkiye'de de hani İngilizce eğitim veriyormuş gibi Türkçe eğitim veren okullar var. Avrupa'da da işte benim gibi birkaç tane Türk instructor çalıştıran bazı okullar var. Ama önemli olan burada sizin daha sonrasında havayoluna girerken olan İngilizceniz. Ve o kadar çok yoğun eğitimlerden çok gerçekten meşakkatli yollardan geçeceksiniz ki yani İngilizceyi geliştirmenize belki zamanınız olmayabilir. Belki de atıyorum uzun sürer eğitiminiz zamanınız olabilir. Ama yani yardımcı olabilirler mi? Yani yardımcı olurlar ama sonrasında ya da sen eğitimleri Türkçe aldığın zaman sana ne kadar faydalı olacak bir de onu düşünmen gerekiyor. O yüzden önce İngilizcenizi geliştirirsek bununla ilgili zaten taktiklerinde ya da çalışma sistemlerinde verebilirim. Yani önerebilirim. Bu anlamda özelden bunu konuşabiliriz. Şimdi şu konuya gelelim arkadaşlar. Lisans dönüşümü konusunu. Arkadaşlar birincisi eğitimleri yeniden almak gerekiyor. Türkiye'de demiş aviationist. Şimdi arkadaşlar öncelikle bir taslak talimat var. Ve bu taslak talimat bundan birkaç ay önce yayınlandı. Ama o hala taslak talimat. Dolayısıyla bu taslak talimat olduğu için henüz yürürlüğe girmediği için çünkü bunu sivil havacılık zaten kendisi verecektir yani yürürlüğe girdiği zaman. O yüzden bunu arkadaşlar sürekli her gün tartışmaya gerek yok. Maalesef bu konuyu çok kötüye kullanan ve insanların kafasını karıştıran gerek PIC şirketleri gerek uçuş okulları var. Ve bu yüzden sizin kafanız karışıyor zaten. İşte bir tanesi çıkıyor diyor ki size işte siz diyorsunuz mesela ben işte Macaristan'da eğitim almak istiyorum vesaire. Ya işte alma oradan oraya gitme artık geçerli değil diyor ve sizin kafanızı karıştırıyor. Bunları arkadaşlar unutun. Sivilcilik web sayfasına girersiniz ve oradan şu anki yürürlükte olan yasayı ya da işte talimatları okuyabilirsiniz. Çok basit arkadaşlar. Şu an EASA'dan alacağınız tüm lisanslar geldiğiniz zaman direkt dönüştürebilirsiniz ya da işte onay alabilirsiniz. Yani direkt burada SGM lisansına lisanslarınızı dönüştürebiliyorsunuz. Ve yeni bir şey gelmeden o taslak talimat olduğu gibi o da geçerse. Çünkü o daha bir taslaktı. Yani onu henüz daha biz nasıl geçeceğini ya da bir şeyler değiştirilecek mi onu bilmiyoruz. Dolayısıyla yani şu an için arkadaşlar böyle bir şey yok. Yani şu an için hiçbir şey değişmedi.
bizim EASA'dan aldığımız lisanslar. Buraya geliyorsunuz ve SEGM'de direkt bunları valide edebiliyorsunuz ve dönüştürebiliyorsunuz. Eskiden valide ettirmek vardı. Şimdi ise direkt dönüştürebiliyorsunuz. Yani buraya geldiğiniz zaman o lisanslarınızı veriyorsunuz ve SEGM lisansı elinizde oluyor. EASA lisansı da elinizde kalıyor. Şu an için herhangi bir yeni bir şey yok arkadaşlar. Yurt dışı uçuş okulları için lisanslarla ilgili düzenleme yapılıp burada geçmeyebilirmiş. Buna zaten başta cevap verdik biliyorsunuz. Onur kardeşimin de ısrarıyla hemen hızlı giriş yaptık. Şu anda tüm EASA lisansları, bakın özellikle EASA lisans diyorum. Çünkü Amerika'dan aldığınız zaman EASA'da ATPL almak zorunda kalıyorsunuz. Ve onu tekrar bir işlemden geçiriyorsunuz vesaire. Ama EASA'dan aldıklarınız direkt Türkiye'de dönüştürebilirsiniz. SEGM lisansı elinizde olabilir. Şu an benim elimde var. Hem PPL'im var, hem CPL'im var, hem IR eğitimlerim var vesaire. Yani dolayısıyla bunlarla kafanızı lütfen bulandırmayın. Dediğim gibi bu konuda ticari kaygısı olan ve bu konuda maalesef insanları yanlış yönlendiren insanlara da lütfen prim vermeyin. Direkt şunu söyleyin. Arkadaşım, bunun için bir ispatın var mı? Gönder bakayım. Gönderdiği şey zaten taslak talimat ise zaten belli olacaktır bu. Ama şu da var. Çok önemli bir noktaya değineceğim arkadaşlar. Maalesef ama maalesef. Bırakın sizin gibi pilot adaylarını. Pilotajı bitirmiş ve hala bu tarz talimatları okumayı bilmeyen çok fazla pilot arkadaşımız var. Çünkü maalesef o süreçlerden geçerken hep böyle ittire ittire ya da işte ne bileyim bir şekilde geçsin de bitsin anlamında ya da ezber yapmış geçmiş vesaire bir şekilde. Yani pilot arkadaşlar kesinlikle kendinden sorumludur. Yani o talimatları sizin kesinlikle kendiniz okuyabilir olmanız gerekiyor. Anlayabiliyor olmanız gerekiyor. EASA Part FCL ya da SEGM'nin işte yine belirli talimatları var arkadaşlar. Onları, o FCL, Flight Crew License dediğimiz, bunları kesinlikle sizin okuyabiliyor ve anlayabiliyor olmanız gerekiyor. Bu tabii ki zamanla olacak. Yani orayı okursunuz, bir sorunuz olur, bana sorabilirsiniz ya da bilen birine sorabilirsiniz. Bu anlamda siz kendiniz kendinizin öğretmeni ve kendiniz kendinizin rehberi olmaya çalışın. Bu konuda zaten her zaman rehberiniz Captain John'a danışabilirsiniz. Ve ben bu konuda da sizlere herhangi bir uçuş okulum olmadığı için, herhangi bir aracılık hizmetleri şirketim olmadığı için bu konuda da zaten sizlere biliyorsunuz ücretsiz ve gönüllü bir şekilde bilgiler veriyorum. Dolayısıyla bu konuyu bu şekilde kapatmış olduk. Şu anda ve uzun bir sürede, çünkü şu anda henüz bu pandemiden dolayı da bence o taslak talimat askıya alındı. Çünkü henüz ne olacağını bilmiyorlar. Havacılığın, sivil havacılık sektörünün nereye gideceğini tam olarak kestiremiyorlar. Bu yüzden de bence biraz rafa kalkmış gibi. Ki tekrar söyleyeyim son olarak, geçse bile, yani talimata dönüşse bile, bir genelgeye ya da işte uygulanacak kurallara dönüşse bile böyle dönüşmeyebilir. Yani şu anki olduğu halde dönüşmeyebilir. Çünkü insanlar görüş bildirdi biliyorsunuz. Dilekçeler yazıldı, görüşler bildirildi. Dolayısıyla belki biraz yumuşatabilirler. Farklı bir şey de olabilir. 35 olayını konuşacağız. Öncelikle daha öncesinde soru soran arkadaşlarıma öncelik vermek istiyorum. Çünkü bu konuda çok saygı duyan bir insanım. Yani hem benim emeğime saygı duyan insanlara saygı duyuyorum. Hem de emek harcayan insanlara saygı duymaya çalışıyorum. Evet, şimdi Sercan kardeşim, pilot olmanın maliyeti yurt dışı ve yurt içinde ortalama nedir? Saygılarımla demiş. Teşekkür ederim Sercan. Şöyle arkadaşlar. Bugün, yarın, bir yıl sonra, iki yıl sonra. Şimdi yurt dışında bundan 1-2 yıl önce 35 bin eurolar vardı. 30-35 bin eurolar. Ama şu an 40-45 bin eurolarda tüm her şeyi dahil ettiğimiz zaman. O reklamlara da kanmayın. Bazı şirketler reklam yapıyor. 35 bin euroya işte full eğitim diye. Arıyorsunuz, size bir Mirdere'den su getiriyorlar ve 35 bin euroya o eğitimleri alamayacağınızı görüyorsunuz. Çünkü her zaman şunu söylüyorum arkadaşlar. Çok basit. Yani birine inanıp inanmamakla alakalı değil. 35 bin euro full eğitim var kardeşim. 35 bin euroluk bana bir kontrat imzala, senet imzala. Tabii ki bu senetlerin, kontratların kesinlikle geçerli olması gerekiyor. Ben 35 bin euroyu size vereyim ve 1 lira daha harcamadan bu eğitimi bitireyim. Böyle dediğiniz zaman emin olun zaten size, aa işte şöyle olur böyle olur, bir Mirdere'den su getirecekler. Dolayısıyla bunu da arada söylemiş olayım. Şu anda Sercan kardeşim ve diğer arkadaşlarıma da söylüyorum. 40-45 bin euro arası işte Macaristan, Polonya ve benzeri ülkelerde, Türkiye'de de 45-50 bin euro arasına çok rahat şu an tüm Zero to ATPL'i alabilirsiniz. Yani eskiden tabii ki 70-80 bin eurolar, 65 bin eurolardan aşağı yoktu Türkiye'de. Ama şu an 50 bin eurolara var ve güvenilir de, benim de çok güvendiğim de bir okul var. Hatta önerdiğim arkadaşlarım da var zaten, bilirler. Çok da memnunlar, İstanbul merkezli.
Yani mesela bana bazen şey diyorlar, işte lise öğrencisi arıyor. Lise 3, lise 4 vesaire. Ya da üniversite 1'de işte hocam ben 3 yıl sonra katılmayı düşünüyorum. Tek söylediğim şey, planınız ne zaman olursa olsun arkadaşlar euro biriktirmeye başlayın ve 45 bin euronuzu, 40-45 bin euronuzu koyduğunuz zaman cebinize istediğiniz zaman bence burada olmazsa, yurt dışında olmazsa burada bir şekilde eğitiminizi alırsınız. Orada birisi mi sordu herhalde, birisi sormuş olabilir herhalde bu okulla ilgili. Ya şimdi ben biliyorsunuz arkadaşlar her zaman Onurcuğum bu konuda da yani hassas olursanız yani okul ismi vermek istemiyorum arkadaşlar. Bakın bir okulun kötü tecrübelerinden bahsederken de okul ismi vermiyorum. İyi bir okuldan bahsederken de okul ismi vermiyorum. Çünkü reklam yapmak istemiyorum. Benim çalıştığım okul olduğu zaman zaten genelde insanlar biliyor. Yani hangi okulda çalıştığımı zaten etiketliyorum bir şekilde videolarımı vesaire. Okul ismi vermemenizi tavsiye ediyorum. Çünkü mesela kötü bir okuldan bahsederken de verirsek bu da hoş değil. İyi bir okuldan bahsederse de şunu söylüyorlar. Ya işte sizin hani YouTube kanalınız var, Instagram'ınız var, para mı aldınız? Hani bu çok hoş olmuyor. Teşekkür ederim Onur, rica ederim. Yani benim kesinlikle hani bu anlamda çok güvendiğim ve şimdiye kadar da memnun kalan insanlar olan hem Türkiye'de hem Macaristan'da tanıdığım okullar var. Bu anlamda da zaten eğer ki memnun kalmayan varsa zaten bakın canlı yayın ve birçok insan çok net bir şekilde gelip buraya bir şekilde sorabilir, görüşlerini bildirebilir. YouTube kanalında var. Ben o yüzden hiçbir şekilde emin olmadığım hiçbir okula, emin olmadığım hiçbir uçuş öğretmeninin uçuş okulunu tavsiye etmemeye çalışıyorum. Evet, şimdi diğer sorumuza bir bakalım. ATP'ye aldıktan sonra uçuş eğitmeni nasıl olunur? Şimdi bununla ilgili zaten daha önce biliyorsunuz yine bir canlı yayınımda size bu konuda bilgi vermiştim. Hatta son bir videom var. Onu soran arkadaşım da onu izlemiştir eminim. Uçuş öğretmeni nasıl olmalı? Uçuş öğretmeniniz nasıl? Bununla ilgili çok detaylı bilgi verdim. Ben kendi eğitimlerimden de örnek verdim. Örnekler verdim. Hatta o zamanki pilot adayı, şimdi pilot arkadaşlarıma da yer verdim orada, o videoda. Pilot yurt dışı da ya da burada fark etmiyor. Uçuş öğretmeni olmak aslında çok zor gibi görünmüyor. Yani 30 saatlik bir uçuş eğitimi ve yer eğitimiyle birlikte olunacak gibi görünüyor. Fakat arkadaşlar şunu çok iyi öğrenmeniz gerekiyor da şunu çok iyi düşünmeniz gerekiyor. Öyle diyelim. Çok iyi düşünmemiz gerekiyor. Uçuş öğretmenliği o kadar sorumluluk isteyen meslek ki neden diyeceksiniz? Çünkü en ufak bir şeyde siz yalnızsınız. Çünkü yanınızdaki bir öğrenci olacak, bir pilot adayı olacak ve herhangi bir sıkıntı olduğunda siz bu anlamda kendinize güveniyor musunuz? Yani öncelikle kendi canınızı düşünüyorsanız, eğer ki kendinize güveniyorsanız bu anlamda ben her türlü acil durumda, yani suyun üzerinde, dağın üzerinde, boş bir arazide her türlü ben o uçağa, yani bu eğitimleri bitirdikten sonra söylüyorum, o uçağa, o hava aracını ben her türlü her yere indiririm derseniz tamamen uçuş öğretmeni olabilirsiniz. Yani uçuş öğretmeni olmak ATPL aldıktan sonra çok zor bir süreci yok ama sonrası çok zor. Yani buna kendiniz karar vermeniz gerekiyor. Zübeyde Hanım, meslek için hangi özellikler önemli? Evet, öncelikle arkadaşlar çok sağlam bir duruşunuz olması gerekiyor. Çok sabırlı, analitik düşünebilen, hızlı ve doğru kararlar verebilen, liderlik ruhu olan, takım ruhu olan ve tabii ki de çok sağlıklı bir insan olması gerekiyor. Tabii matematik, fizik, geometriyi çok soruyorlar bana. Evet, yani temel düzeyde onların üçünü temel düzeyde bilmeniz gerekiyor ki kendinizi sürekli geliştirmeniz gerekiyor. Özellikle matematik, yani hesaplamalarda vesaire. Çünkü acil durumda her şeyin gittiğini düşünün. Siz tamamen kafadan birçok hesabı yapıp acil bir iniş yapmak zorundasınız. Bunu uçuş öğretmeni olarak ben çok güzel geliştirmeye devam ediyorum. Çünkü tekrar söylüyorum, az önceki soruya da yine bir cevap olsun. Uçuş öğretmeni olmak arkadaşlar o kadar kolay bir şey değil. Ben çok tehlikeli anlar yaşadım. Özellikle birkaç tane çok tehlikeli anlar. Orada sabırlı ve hızlı eğer ki doğru kararlar vermeseydim, yani Allah korusun, farklı şeyler olabilirdi. Diğer soruya geçelim. Acaba soru havuzlarında bir değişiklik oldu mu? Yani Türkiye'de de, Macaristan'da da arkadaşlar, Türkiye'de uzun yıllardır değişiklik olmuyormuş, öyle dediler. Ben de şimdi sivil havacılığı bu anlamda zan altında bırakmamak için çok net cevaplar vermemeye çalışıyorum. Fakat uzun yıllardır değişmiyormuş dediler ve hala da değişmediğini biliyorum. Ama değişir mi? Şimdi bu soruyu sorduğunuz anda dersinizde çalışıyorsanız o zaman değişmemiştir zaten. Ama siz bir ay sonra, iki ay sonra da bir yıl sonra bu ya da üç ay sonra bu eğitimlere başlayacaksanız kim bilir arkadaşlar, bunu ben bilemem. Dolayısıyla değişiklik şu an olmadı. Avrupa'daki soru havuzlarında zaten küçük küçük değişiklikler her zaman oluyor. %70-80'e kadar çok değişmiyor ama %20-30 değişiyor. Neden? O zaten sizin geçmekle kalma arasındaki
çizgiyi belirlediği için o kadarını da bilmek zorunda kalıyorsunuz. Dolayısıyla lütfen arkadaşlar ezber yapmayın. Yarın bir gün havayolu mülakatlarında ve daha sonrasında size bunlar çok lazım olacak, çok yardımcı olacak ki 5-6 ay işsiz kaldığınızı düşünün ya da işe giremediğinizi düşünün. Ezber yaptığınız şey puf diye gider ve uçar, bir daha da onu geri getiremezsiniz. Yani temelinizi sağlam atın. Kuşadası'ndan selamlar, teşekkür ederiz, sağ olun. Adana'dan da size selamlar. Diğer soruya bakalım. IQ level sınavına nasıl çalışmalı? Bakın arkadaşlar, bu çok büyük bir sıkıntı. Biliyorsunuz ben bu konuda hatta şu anda da PPL ikinci dersi hazırlıyorum. Kokpit tanıma ve devamı. Hem de bu IQ level ile ilgili bir... Çünkü maalesef arkadaşlar çok ciddi bir sıkıntı var. Yani bu anlamda hem çok saçma videolar var. IQ level sınavına hazırlanma gibi göstermişler ve gerçekten çok saçma. Benim zaten YouTube'daki IQ level sınavı videomu hazırlamamın en çok teşvik eden şey internette hiçbir şey bulamamamdı. Yani 2017'nin sonunda ben IQ Level'a girdiğimde YouTube'da hemen hemen hiçbir şey yoktu. Bir iki tane video izledim ve onlarmış gibi çalıştım ama sınava girip çıkan arkadaşlara sorduğum zaman alakası olmadığını bana söylediler. Ve en sonunda o videoyu hazırladım ve emin olun arkadaşlar şu an internette benim hazırladığım video emin olun en sağlam ve en direkt bilgiler olan video. Orada part part siz çalışmanız gerekiyor. Şimdi birincisi, öncelikle kendi hikayenizi belirliyorsunuz zaten ve onun üzerine çalışıyorsunuz. İkincisi, telsiz konuşmalarını zaten biliyorsunuz. Onu sürekli pratik yapmanız gerekiyor. Resim betimleme, ben onunla ilgili şu an IQ Level'ın resim betimleme ilgili picture describing. Bununla ilgili bir video hazırlıyorum. Çünkü en çok sıkıntı olan şey o. Yani insanlar resmi eline alıyor ve bir şey yani yapamadığını söylüyor. Yani bir şeyleri anlamadığını ya da üretemediğini söylüyor. Bir de storytelling var. Bir hikaye anlatıyorlar bir şeyle ilgili. Bununla da ilgili zaten hava kazası raporlarını falan izleyebilirsiniz. Bunları podcast olarak yani sesli olarak dinleyebilirsiniz izlemek yerine. O şekilde IQ Level sınavına çalışabilirsiniz. Şimdi şöyle söyleyeyim. IQ Level sınavı öncelikle. Şimdi bazen şunu bana soruyorlar. Hocam işte ben gideceğim 3 kur 5 kur ondan sonra IQ Level'e çalışacağım. Sakın arkadaşlar. İngilizceniz 0 bile olsa. Bakın bunu çok ciddi söylüyorum. Çünkü ben daha önce de sınav İngilizcesi öğretmeniydim. İşte TOEFL, IELTS bunları ben veriyordum. Ve Cambridge Üniversitesi'nin sınav sorumlusu olarak da çalıştım speaking examı ve yani bir sınava nasıl hazırlanır biraz biliyorum diyeyim, çok biliyorum demeyeyim yani. Kesinlikle arkadaşlar ben sıfır bana gelip de TOEFL'a ya da IELTS'e hazırlanacak insanlara bile şunu yapardım. Çok az bir gramer, sonrasında hemen soru üzerinden giderdik ve tamamen sınav vocabularisi, sınav kelimeleri, sınavdaki listening'ler üzerinden giderdik. Siz de böyle yapın yani İngilizceniz sıfır bile olsa IQ level la benim o videoyu izleyin YouTube'daki IQ Level'da nasıl başarılı olunur, nasıl hazırlanır diye. O videodaki örnekler üzerinden sürekli kendinizi geliştirin. İşte apron'daki objeler, hava uçağın içindeki objeler, havacılıktaki tüm geçen kelimeler, uçakla ilgili kelimeler, işte telsiz konuşmaları sıfırdan bile olsa ama altyazılı olması gerekiyor çoğunun. Ben de öyle bir şey hazırlayacağım zaten. Ama bunu biraz beklemeniz gerekiyor tabii ki çünkü birçok hazırlayacak video var. Durum bu. Evet, IQ level sınavı bu şekilde arkadaşlar. Ezberi kuvveti olmayanlara PPL exam için taktik var mı demiş arkadaşım. Evet, taktik var kesinlikle. Taktik şu, şimdi ezberiniz kuvvetli değilse bir sınava nasıl çalışılır şeklinde Google'da bile yazsanız size şunu söylüyor. Her gün belirli aralıklarla beynin çalışma sistemini biraz öğrenebilirsiniz. Beynin çalışma sistemini öğrendiğiniz zaman kesinlikle belirli aralıklarla onu tekrar etmek gerekiyor. Yani ezber yapmıyorsunuz. Ama beyin bir havuz gibidir. Bir şeyi atarsınız içine ve o dibe çökmeden geri alırsanız sürekli o üstte kalır. Yani beynin çalışma sistemi bu olduğu için kısaca bahsettim. Tabii ki şu an bu havacılıkla ilgili bir canlı yayın olduğu için size beynin çalışma sistemini şu an anlatmayacağım. Şimdi de şu 30 yaş mevzusuna gireceğim. Ondan sonra devamını sizlerle getireceğim. 30 yaş ATPL mezunu olmak için uygun mu değil mi? Bunlara değineceğim. Bu sorunun tabii ki amacı da çok önemli. O 30 yaşındaki kişi yaşı itibariyle mi yoksa o zaman mı yani para toplayıp mı o yaşta olacak? Bunlar da çok önemli aslında. Yani sadece 30 yaşta ATPL mezunu olduğumuz zaman uygun mudur cümlesi ya da sorusu tek başına yeterli değil. Yani bunun nedeni de ya da gelişi de çok önemli. Yani nasıl geliyor buraya? Birincisi dediğim gibi işte ya işte 27-28 yaşında karar vermiştir. Böyle mi uygun mu yoksa şu an 24-25 yaşında ama 5 yıl sonra çünkü böyle sorular da geliyor bana sürekli. Böyle mi yani 24-25 yaşında ol ben 5 yıl para toplayacağım. 30 yaşında nasıl olur? Bu mu? Bunların hepsi önemli.
temeli önemli. Yani bu fikir nereden çıkıyor? Bu da önemli arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar, daha önceki sunumlarımda da, yayınlarımda da, videolarımda da ben buna çok değindim. Hatırlarsanız yani yaş konusu. Hatta en sonki canlı yayınlarında, konuklu canlı yayınlarında da Elif Kaptan'la da yine değinmiştim bu konuya. Yani kaç yaşında iyi olur ya da kaç yaşında iyi olmaz, işte lise mezunu, üniversite mezunu vesaire. Bu arada son durumlara değinmedik. Yani pandemi sürecinden sonra havacılığa etkileri, şu anda neler oluyor, hava yolları işçi çıkarmaya başladı mı, personel çıkarmaya başladı mı ya da farklı ne gibi taktikler bulundu, bunlara da değineceğim. Dediğim gibi yani 30 yaş aslında güzel bir yaş, iyi bir yaş. Çünkü özellikle son 5 yılı baz alalım. Sadece akademide 30 yaşa gördük ama yani lisanslı, yani ATPI lisansını elinde alıp tipsiz, tecrübesiz başvuru olarak onun adlandırılıyor genelde. Yani 35 yaşın altına düşmedi. Dolayısıyla yani 30 yaş ATPI'yi siz kendi imkanlarınızla uçuş okulunda alacak iseniz kesinlikle 30 yaş iyi bir yaş. Ama yani tekrar söylemeyeyim, 25 yaşındaysanız ve 5 yıl sonrasında başlayacaksanız o tamamen döneme göre buna karar vermeniz gerekiyor. Yani eğer bu şekilde kötü bir döneme denk geldiyse o yıl başlamazsınız da birkaç yıl sonra başlarsınız. O tamamen yani o zamanki kriterlere ve o zamanki döneme bağlı ama elinizde ATPI lisansınız varsa 35 yaş altına kolay kolay düşmüyor. Ve Türk Hava Yolları da 45'e kadar bazen çekiyor. Ya da onun gibi büyük firmalar işte 45'e kadar bu konuyu çekebiliyor. 30 yaş konusu böyle. Yine bunun üzerinden ekstra bir sorunuz olursa bunu da kesinlikle sorabilirsin. Şimdi bu pandemi sürecinden sonra, bu uçuşlar özellikle açıldıktan sonra neler oldu? Uçuşlar açılmadan önce neler oldu? Şu anda neler oluyor? En çok aslında bunlara değineceğim. Şimdi şöyle bir durum var arkadaşlar. Maalesef aynı benim bu pandemi sürecinin birinci ayında falan, yani Mart'ın sonunda olması gerekiyor da Nisan'ın başında ben bir canlı yayın yapmıştım ve bu canlı yayında Covid-19 ve bununla ilgili yani süreçlerden bahsetmiştim. Ve özellikle Covid'in yani pandemi sürecinin başlangıcından bile bir yayın yaptığımda Mart'ın ortasıydı ya da başıydı. O zaman da bir canlı yayın yaptım tek başıma. Ve şunu söyledim, yani bakın arkadaşlar, hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Hani bu personel çıkarımları da olabilir, işte maaş düşmeleri de olabilir vesaire vesaire. Bunlardan bahsetmiştik. Şimdi tabii ki bu özellikle şu an son mezun olacak pilotları, şu anda pilotluğa başlayacak, pilotaja başlamak isteyen pilot adaylarını ilgilendiriyor. Şimdi şu anda son zamanlarda görüştüğüm 4-5 firmadan, Türkiye'den 2 firma ve Avrupa'dan da 2 firma ve büyük firmalar görüştüğüm insanlar var. Yani bunlar hem aktif görev yapıyorlar, birisi kabinde ve bunlara gelen, bu arkadaşlarıma gelen mailler, bu arkadaşlarıma gelen haberlere göre gerçekten arkadaşlar durum çok iç açıcı değil. Yani nasıl iç açıcı değil? Öncelikle Hava Yolları ismi de çok vermek istemiyorum. Çünkü sonuçta hani genelde birçok şeyi resmi yazıyla paylaşmıyorlar. Ama mesela örneğin işte personele gelen mailler var özellikle. O yüzden hava yolu ismi vereceğim ama tahmin edebileceksiniz. Şimdi mesela bir hava yolu ve büyük bir hava yolu işçi çıkarmak yerine, personel çıkarmak yerine pilotlar ve kabin içinde bu geçerli. Maaşları %50 indirme konusuna gidiyor. Onun dışında ekstra bir sürü ekstralar, primler vesaire bunları da kesip bu şekilde bir anlaşmaya gitmek istiyor. Yani personeli çıkarmak yerine burada personeli çıkarmayayım, mağdur etmeyeyim ama işte bu şekilde bir çözüm bulmuşlar. Avrupa'da bir iki büyük firma, özellikle Türkiye'de Avrupa ayağı olan bir firma, personelinden bir haber aldım. Almanya ayağı kapanacak dendi ve çok üzüldük gerçekten. Tahmin edebiliyorsunuz da yani Türkiye'de kaç havayolunun Almanya ayağı var. Dolayısıyla arkadaşlar maalesef yani hava yolları zaten Avrupa'da da, Asya'da da, Körfez ülkelerinde de, Amerika'da da ve Türkiye'de de maalesef bir süre personel çıkarımı olmasa da küçülmeye gidiyorlar. Maaşlar düşecek, düşmeye devam edecek, part-time çalışma olacak, direkt personel çıkaranlar var. Lufthansa gibi bir firma bile biliyorsunuz personel çıkarmaya gidiyor ve şu anda da açıkladı işte kaç bin personel çıkarmayı düşündüğünü. Yani buradan nereye geleceğim arkadaşlar? Aynı benim başta söylediğim gibi, bunu başta söylediğim zaman birçok insan bazı WhatsApp gruplarında, bazı forumlarda şunu söyleyenler olmuş. Tabii ki bunlar hep yine ticari olarak maalesef kaygısı olanlar böyle bahsediyor ve bir de bilip bilmeden konuşanlar diyelim. Ya işte pandemiden sonra herkes çok fazla uçmak isteyecek, herkes işte patlamış, evde sıkılmış. Ya bu kadar küçük bir sektör mü yani? Hani insanlar evde sıkıldığı için ve gezmeye çıkacağı için hava yolları iki katına hani çıkacakmış uçuşlar vesaire.
Yani bunları bile söyleyenler olmuş maalesef. Yani benim her zaman şunu başta da söyledim ve şu anda da zaten görüyoruz şu an etkilerini pandeminin. Maalesef arkadaşlar iyi hallerde 1 yıl, 1,5 yıl ve kötü hallerde de 2-3 yıl içinde bence birçok firma pilot alımı yapmayacak. Onu zaten ben bundan 2 ay önce de söylemiştim. Yani yapmayabilir demiştim. Biliyorsunuz 2 katlı uçaklar birçok firmada emekli oldu. İşte Emirates'te, Katar'da, KLM'de, Qantas'ta, hatta bununla ilgili Instagram paylaşımlarımda da buna değinmiştim. Hatırlarsanız bir paylaşım da yapmıştım arkadaşlar. Ve daha pandeminin ortasındaydık. Daha Nisan'ın sonu vesaire gibiydi 1-1,5 ay önce. Direkt 2 katlı uçakların double deckleri birçok firma emekliye ayırdı. Şimdi bu ne demek oluyordu zaten? Yani biz bu uçakları uzun bir süre dolduramayacağız. Bu yüzden de maalesef şimdilik emekli ayrım. Hatta haberleri duymuşsunuzdur. Böyle bazı nadir A380 Airbus 2 katlı olan uçağı biliyorsunuz. Onun pilotları vardı Türk. Onlar işten çıkarıldı Emirates'te falan. İşte 747'lerin bazı pilotları yine tanıdığımız Türk olup da onların işten çıkarıldığını duyduk. Kendi Instagram sayfalarında vesaire yayınladılar. Yani velhasıl arkadaşlar durum maalesef çok iç açıcı değil. Bu yüzden yani hiç başlamamış olan arkadaşlara her zaman şunu tavsiye ediyorum. Tabii ki bütün her şeyinizi bırakıp bu yola girdiyseniz kesinlikle devam edin ve bitirin ve beklemekten başka bir çare yok. Ama özellikle yani yeni başlamış olsanız bile zaten PPL ve ATPL sizin zaten en çok zamanınızı alacak süreç. Çünkü PPL'den sonra ATPL geliyor ve ATPL zaten en çok zamanınızı alan süreç ve PPL'i de almak zorunda olduğunuz için ATPL için. Yani bu süreç minimum 6 ay ile 9 ay arasında zaten sürer. Tabii Türkiye'de minimum 8-9 ay. Belki Macaristan'da bu 7-8 aya, 6-7 aya düşürülebilir eğer ki çok sıkı çalışılırsa. Dolayısıyla önümüzde bir 9 ay olacak. Şimdi bu 9 ay, 8 ay, 9 ayı zaten bitirdikten sonra ne yapabilirsiniz arkadaşlar? Ayar eğitimleri için özellikle bekleyebilirsiniz. Çünkü Ayar CPL eğitimleri, Malta Engine Ayar CPL eğitimleri biliyorsunuz son aşama. Bu son aşamalarda genelde maksimum Macaristan gibi yerlerde 2 ay, 2,5 ay, Türkiye'de de 3 ya da 4 ay sürüyor. Tabii ki o anki yine döneme göre de değişiyor. Yoğunluğa göre işte yaz, kış vesaire mevsime göre bile değişiyor. Şimdi o eğitimlerde neden beklemeniz gerektiğini söyleyeceğim. Yani baktınız bir şeyler iyiye gidiyor, devam edebilirsiniz ama eğer ki pilot alımlarının uzun bir süre hala alım yapılmayacağını zaten eğer ki duyarsanız ve öğrenirseniz arkadaşlar kesinlikle devam etmemenizi yani PPL, ATPL'i bitirip ondan sonra beklemeye çekilmenizi tavsiye ederim. Çünkü ATPL zaten çok masraflı bir süreç değil. ATPL bu lisanslar arasında en uygun fiyatı olan bölüm ama en zor bölüm. Çünkü sadece teori olduğu için, bir yetki olmadığı için ATPL teori dersleri var. Bu ATPL süresince zaten biraz takip edersiniz ve Ayar CPL'i neden öncelikle bekletmenizi istiyorum? Çünkü onlar her yıl yenileniyor arkadaşlar. Her yıl yenilendiği için ki bunu zaten her yılda değil aslında. Bu da çok önemli. Bakın her yılda değil. Şöyle söyleyeyim, şöyle örnek vereyim. Daha önceki belki bir canlı yayınlarından birinde de kesin bahsetmişimdir. Örneğin siz şimdi Ayar CPL'inizi aldınız ve aradan bir 5-6 ay geçti. Yani hemen iş bulmadınız. 5-6 ay geçti ve 6 ay sonra siz mülakatlara çağrıldınız ve mülakat süreci de birkaç ay sürdü ve lisansınız da 2 ay kaldı. Zaten tip eğitiminiz minimum 2-3 ay süreceği için ve ayar uçmanız da en az 4 aya falan hani yayılacağı için ne oluyor? Siz yani 6 ay sonra bile iş bulsanız hatta 4-5 ay sonra bile iş bulsanız yani yine ayar lisansınızı yenilemek zorunda kalıyorsunuz. Yani dolayısıyla kesinlikle Malta Engine ayar lisansınızı benim tavsiyem her zaman son hani o iyileşme dönemine bırakmanızı tavsiye ederim. Tazeleme uçuşu gibi bir şey galiba yok. Tazeleme uçuşu değil, tekrar kontrol uçuşuna giriyorsun. Tekrar hocayla uçuyorsun ve hoca senin Malta Engine yani çok motorlu ve ayar aletli uçuş yetkini tekrar alıyorsun. Tazeleme uçuşu değil yani. Tamamen kontrol uçuşuyla birlikte. Ha ben hocam ya uçmayı çok seviyorum. Ben bir başladım mı hiç bırakmam. Gerekirse o anda uçmaya da devam ederim. Gerekirse bir şekilde işte bir yıl sonrasında da yenilerim. Bu arada işte benim verdiğim taktikler gibi mesela işte simülatörde çalışırım. Simülatörde multi engine çalışırım. Single engine çalışırım. Tek motorlu, çift motorlu ayar uçarım vesaire diyorsanız arkadaşlar. Tabii ki o sizin bileceğiniz bir iş. Ama yani genel olarak benim her zaman için tavsiyelerim biliyorsunuz iyi niyetli ve tamamen pilot adaylarının ve pilotların gelecekte hem en az masrafla, en az şekilde mağdur olarak eğitimlerini bitirmeleri. Buna istinaden dediğim gibi pandemi süreci bizi çok üzdü ve şu anda sonuçlarını çok ciddi görüyoruz. İnsanlar henüz
tamamen uçmak istemiyor ve sadece uçma sektörünü bırakın, uçuş sektörünü. Yani mesela ben İngilizce öğretmeni kökenli olduğum için şu an dershaneci birkaç arkadaşım var ve ben de ortaktım zaten bir dershaneye. O arkadaşımla görüştüm. Yani dediler hani bir aydır açık ama veliler bile çocuklarını göndermek istemiyorlar. Şimdi böyle düşündüğünüz zaman şimdi veliler kendi çocuklarını bir ortama göndermek istemiyorsa ki bu kadar hijyen koşulları, bu kadar hijyen kuralları, bu kadar hani önlem alınmışken yani uçakta yan yana oturmak bir insanla herkesin korkulu rüyası. Şimdi bazen haberlerde görüyoruz işte insanlar geziyor, tozuyor, önlem almıyor ama yani onlar zaten yani birçoğu uçakta da binseler aynı şeyi yapacak zihniyette olabilir o insanlar. Ama onlar bizim için bir kriter değil. Bizim için kriter yani pilot olacak bir insanın ne düşündüğü ve nasıl davranacağı ve özellikle iş adamı tarzı yolculuk yapacak insanların. Yani etrafınızda vardır birçok iş adamı biliyorsunuz. Onların birçoğu da zaten maalesef artık online'a geçti. Yani artık seyahat de azalacak. Dolayısıyla önümüzde çok hoş bir süreç yok. En az dediğim gibi en iyi ihtimalle 1-1,5 yıl ve inşallah olmaz ama kötü ihtimalle de çünkü ikinci dalga falan da bekleniyor. Kötü ihtimalle 2-3 yıl içinde arkadaşlar pilot alımlarının başlayacağını kimse düşünmüyor. Ben de zaten izlediğim kadarıyla, tecrübe edindiğim kadarıyla öyle. Ha başlasa bile arkadaşlar şimdi oraya gelelim. Bakın burası da çok önemli. Diyelim ki alımlar başladı. Bakın burası çok önemli. Burayı çok dikkatlice dinlemenizi istiyorum. Alımlar başladı arkadaşlar. Bir yıl içinde mümkün görmüyorum zaten. Hani en iyi ihtimalle 1-1,5 yıl diyelim. 1,5 yıl sonra alımlar başladı. Ve birçoğunuz zaten henüz daha eğitime başlamadı. Ve eğitime başlayanlar da var. Mezun olanlar da var. Şimdi 2019'da bildiğiniz üzere Türk Hava Yolları alımları açmadı. Pegasus ve SunExpress açtı. Ve kısıtlı sayıda aldı. Ve bu arada 2019'da mezun olanlar, 2018'in sonunda mezun olanlar, başvuranlar, 2020'nin başında mezun olanlar derken arkadaşlar yani şu an birçoğunuz da biliyordur, tanıyordur. Etrafınızda ciddi bir işsiz pilot sayısı var. Yani bunu zaten bilen biliyordur. Özellikle uçuş okullarıyla daha önceden konuşmuş, en azından bir PPL almış ve oradaki mezunları, son mezunları tanımış birçok insan şu an birçoğunun işsiz olduğunu biliyordur. Şimdi tabii ki bu süreçte pandemi sürecinde ayar CPL eğitimini bekletenler oldu. Pandemiden sonra mezun olanlar olacak vesaire vesaire derken 1-1,5 yıla bu alımlar olsa bile arkadaşlar o kadar çok ellerinde alacak pilot olacak ki, o kadar çok CV olacak ki kriterler yükseltilecek, yaş konusu belki tekrar ele alınacak, belki farklı aşamalar mesela Türk Hava Yolları 2018'de DLR 1'i kaldırmıştı, belki o geri gelecek vesaire vesaire. Yani bir sürü belirsizlik var ortada. Yani bir yıl sonra pilot alımlarını açmaları yetmiyor arkadaşlar. Yani bu süreçte bekleme sürecindeki geriden gelen bir sürü şeyi de lütfen ama lütfen hesaba katınız. Tekrar söylüyorum arkadaşlar. Yani 1-1,5 yıl alımlar başlasa bile en iyi ihtimalle 2018'in sonundan başlamak üzere mezunların hepsini göz önüne alın ve ona göre hesabınızı kitabınızı yapın. Yani 1,5 yıl sonra alımlar başladığında siz mezun olduğunuzda işte size kucak açıp beklemeyecekler. Ki 2019'da biz bunun maalesef dezavantajlarını gördük. Türk Hava Yolları açmayınca, çünkü en çok pilot alımı yapan Türk Hava Yolları olduğu için, Türk Hava Yolları açmayınca Pegasus ve SunExpress 40 yaştan mesela 35 yaşa düşürdü örneğin. Neden? Çünkü elinde çok fazla bekleyen pilot olunca ne yaptı? Kriterleri giderek yükseltmeye başladılar. İşte tercihen üniversite mezunu yazıyor orada ama ön lisans da kabul ediyordu bazı firmalar ama ne yaptılar? Ön lisanslara hiç öncelik vermediler. Önce üniversite mezunlarına öncelik verdiler. Niye? Çünkü elinde, yani siz de bir şirket sahibi olsanız öyle düşünün, zaten siz de aynısını yaparsınız. Şimdi arkadaşlar durum bu. Yani pandemi sonrasındaki süreç bu. Yine sorularınız olursa yine cevap verebilirim ama maalesef tekrar söylüyorum, özetle kötü bir dönemden geçiyoruz ve bu dönem biraz daha sürecek. Bu yüzden pilot olacak arkadaşlar, pilotaja başlamış arkadaşlar, şu an ATPL sürecinde olan arkadaşlar, son aşamalara gelmiş arkadaşlar, lütfen iyi düşünün, iyi taşının. Öyle umut tacirlerine, böyle size mavi boncuk dağıtanlara çok inanmayın. Siz kendiniz gözlemleyin, kendiniz biraz düşünün, biraz sosyal düşünün, ileriye dönük düşünün, muhakeme yapın kendi kendinize. Çünkü para da sizin, hayat da sizin. Onlar hiçbir zaman sizi düşünmüyorlar ve sadece onlar hemen mezun olayım bitsin, en azından o parayı cebime koymuş olayım, garantiye alayım modundalar. Şimdi bu ayar, Malta Engine ayarı yenileme konusunda Onur sormuş. Bu okuldan okula değişiyor. Bazı okullar bir yıl sonra gittiğinizde size eğitim vermiş olsa bile diyor ki yani sen bir yılda çok körelmiş olabilirsin, minimum 5-6 saat Malta Engine eğitim almak zorundasın. Sen diyorsun ki hayır, yani ben kendimi geliştirdim, ne bileyim Türkiye'de birkaç saat uçtum simülatörde kendimi, hayır diyor.
o 5 saati ya da 10 saati sana satıyor. Zaten 5 saat Malta Engine'de minimum 2500-3000 euro. Sınav da 2 saatlik bir eğitim çünkü saatlik kiraları genelde çift motorlunun 400 euro ile 600 euro arası değişiyor modeline göre. Orada da yani 4-5 bin euronuz bazen gidebiliyor. Ha, okul biraz iyi niyetliyse ve sizi de biraz tanıyorsa bir saat size bir tur attırır. Çünkü çift motoru kullanmak çok kolay değil. Aynen yani havayolundaki prosedürlerin birçoğu var. Çift motor olduğu için çünkü çok hassas o çift motoru beraber kullanmak. Dolayısıyla burada biraz yani hani okulun da iyi niyetli olursa ve siz de biraz yetenekli olursanız ve siz de kendinizi bırakmazsanız o bir yıl içinde pratiklerinize devam ederseniz sürekli de simülatör tarzı şeylerde kendinizi geliştirirseniz vesaire yani 1500-2000 euro ile kurtarabilirsiniz. Bu da cevabı vermiş oldum. Ezberi kuvvetli olmayanlar için PPL exam demiştin Mert. Şöyle söyleyeyim açıkçası ben her zaman şunu söylüyorum yani zaten ezberiniz kuvvetli olsa bile ezberlemeniz bir işe yaramıyor. Çünkü o bilgiler size ömür boyu lazım olacak. Ömür boyunu bırakın, havayolu mülakatlarında emin olun bütün ATPL'den soru soruluyor. Ve size şunu söyleyebilirler, ya olur mu öyle şey, işte ben girdim bir şey sormadılar. Evet, bazı dönemler oluyor, çok alım yapılıyor ama çok nadir, 4-5 yılda bir geliyor o dönem. Ve evet 1-2 soruyla bile havayollarına girmiş arkadaşlarımız var. Yani öyle hızlı bir süreçten geçmiş arkadaşlarımız var. Onlar için maalesef değil. Onlar için çok güzel yani biz sevindik, mutlu olduk ama genel olarak ihtiyaca göre davranıyorlar. Dolayısıyla çok basit soruları bilmeyen kişiler var. Biz şahit olduk arkadaşlar. Yani arkadaşlarımız şahit oldu, biz şahit olduk. Ve ben bile sordum yani çok basit böyle daha temelde PPL'in temelinde 1-2 soru var. Onları bile sorduğumuzda bilmeyen arkadaşlar oldu ve sorduğunda nasıl sen bunu bilmiyorsun yani sen uçak uçuracaksın hani acil durumda bunların çok iyi bilmen gerekiyor bunları hemen hesaplama yapman gerekiyor dediğimiz zaman ya hocam biz işte ezberledik geçtik işte geldik bize tip eğitim verecekler zaten ve havayolu pilotu olacağız işte öyle değil arkadaşlar yani havayollarındaki mülakatlarda sizi direkt tip eğitimi alacak gibi değil tip eğitimde kendilerini yormayacak adam istiyormuş gibi davranıyorlar ve size bazen çok ağır teknik sorular girebiliyorlar. Bunun içinde hesaplamalar olabiliyor, işte hava koşulları olabiliyor. Size bir senaryo veriyorlar. Mesela o senaryonun içinde mesela böyle böyle oldu, şöyle şöyle oldu. İşte atıyorum 10.000 fittesin, çift motorun gitti. İşte şu kadar yakıtım var, bu kadar yolcu var, bu kadar ağırlığım var falan filan. Neler yapabilirsin? Zaten orada senin aslında çok iyi bilmeni istemiyor. Çünkü sen hiç sonuçta turbine engine dediğimiz 737 ya da o tarz motor kullanmamışsın ama senin o an mantıklı bir açıklama yapmanı bekliyorlar. Şimdi ezber yaptıysanız böyle kalırsınız zaten. Çünkü hiçbir fikriniz yok. Ne hesaplamalardan fikriniz var, ne hava koşullarından fikriniz var, ne aerodinamiklerden fikriniz var. Ne olacak o zaman arkadaşlar? Teşekkür ederiz diyecekler. Siz bir daha hatta başvurmayın diyecekler. O siz de üzerinizi çizecekler. Yani ezber yapmasanız bile şunu söyledim ben. Beynin çalışma sistemine göre arkadaşlar sürekli tekrar metotları var. Yani Google'a yazarsanız o çıkar. Her gün belirli aralıklarla eğer ki o soruları, o dersleri tekrar ederseniz arkadaşlar çok iyi oturuyor. Ben de öyle yaptım zaten. Ben de ezber yapmadım. Ben öğretmen kökenli birisi olarak zaten hiçbir öğrencime asla ezber yaptırmadım. Beynin çalışma sistemine göre her zaman için arkadaşlar bir yol bulduk. Yurt dışı okulan insan Türkiye'de geçerli ilgili gelişme var mı demişsin Ozan. Herhangi bir gelişme yok. Tamamen her şey normal gidiyor. EASA yurt dışı değil bu arada bakın. Taslak talimatta yurt dışı yazıyor. O taslak talimat geçerse yurt dışındaki tüm okullar aynı kefeye konulacak ama şu anda öyle değil. Şu anda mesela en yetkili olan yer EASA yani Avrupa bölgesi. Çünkü Amerika'dan alsanız bile EASA'da ATPL almanız gerekiyor, oradan convert etmeniz gerekiyor vesaire. Sonra Türkiye'ye gelip tekrar dönüştürmeniz gerekiyor vesaire. Dolayısıyla şu an EASA'dan aldığınız zaman direkt gelip arkadaşlar dönüştürebiliyorsunuz. SGM lisansınızı cebinize koyabiliyorsunuz. Hiçbir değişiklik yok. Macaristan sınırını kapatması bile yanan vizelerimizi tekrar verelim yoksa yeni vize ücreti öder miyiz? Bu tamamen vize ofislerinin sorumluluğunda çünkü bu pilotajla ilgili bir şey değil. Ama ben yıllardır Avrupa'dayım, 15 yıldır 3. pasaportumu bitireceğim. Oradan yola çıkayım. Bence hiçbir şekilde vize ücretini falan iptal etmezler. Çünkü bir defa o hakkı sana vermişler. Vizeyi de basmışlar, o hizmeti de vermişler. Tekrar vize ücreti alırlar. Evet arkadaşlar yani pandemi konusunu en çok zaten biliyorsunuz aslında konuşacaktık. 30 yaş konusunu da konuştuk. Bakalım hangi lisansları yurt dışında hangilerini Türkiye'den almak mantıklı ekonomik olarak demiş bir arkadaşımız. İşte bundan birkaç yıl öncesinde bu hesaplar çok iyi yapılıyordu. Artık arkadaşlar hemen hemen yani Türkiye'de de artık hani siz yurt dışına gittiniz geldiniz vesaire o hengameye değmeyecek kadar çok az bir fark kaldı artık.
Dolayısıyla hiç gerek yok. Tamamen Türkiye'den 45-50 bin eurolar alabilirsiniz. Dediğim gibi arada bir 4-5 bin euro, 6 bin euro oynayacak. Ama onun o 6 bin, 7 bin euro ya da 4-5 bin euro da kazanacağınız şu var. PPL'de biliyorsunuz Macaristan gibi ülkelerde uygun olduğu için fiyatı, yer eğitimi sadece biz hocaların inisiyatifine kalıyor. Yani adam gibi yer eğitimi yok, adam gibi ATPL yer eğitimi yok. Ama siz o 4-5 bin euro farkla ya da 6 bin euro farkla Türkiye'de kesinlikle hem PPL'de yer eğitimi hem ATPL'de yer eğitimi çok güzel alıp hem de daha kurallı koşullarla da burada alabilirsiniz. Macaristan'ın da tabii ki çok artıları var ama tabii ki buranın artıları böyle baktığınız zaman biraz daha fazla. Şimdilik sanırım bu kadar arkadaşlar. Lütfen ama lütfen videolarımı beğenmeyi, paylaşmayı unutmayınız. Ve lütfen ama lütfen abone olmayı, arkadaşlarınızı abone ettirmeyi unutmayınız. Çünkü izleyenlerimin %70'i abone değil. Ve bu da beni çok üzüyor. Ben herkese söylüyorum. Bir emoji dahi olsa, Instagram olsun, YouTube olsun, videolarımın paylaşımının altına bir yorum yapın. Çünkü o görünürlüğünü arttırıyor. Yani bu kadar teşekkür ediyorsunuz. İyi ki varsınız. Çok teşekkür ederim. Ama en azından öyle de teşekkürlerinizi belirtebilirsiniz arkadaşlar. Lütfen. Sizleri çok seviyorum. Ve elimden geldiği kadar biliyorsunuz ücretsiz olarak, gönüllü olarak sizlere yardımcı olmaya çalışıyorum. Cep telefonumu veriyorum. WhatsApp'tan sizlere zaman ayırıyorum. Buralardan zaman ayırıyorum. Eğitimleri paylaşıyorum. Lütfen bu anlamda siz de emeğime karşılık olarak teşekkürlerinizi paylaşımlarınızla ve beni arkadaşlarınıza paylaşarak, WhatsApp durumlarınızda paylaşarak, WhatsApp gruplarında mesela ben bu kadar şey yapıyorum, bu kadar emek harcıyorum. Henüz kimsenin ne WhatsApp durumunda ne Instagram'da paylaştığını çok görmedim birkaç kişi haricinde. O yüzden lütfen bu konuda özen göstermenizi rica ediyorum. Tekrar herkesin babalar günü kutlu olsun. Özellikle ben de profilimde paylaştım. Benim babam gibi gerçekten dürüst, insan canlısı, sevecen, gerçek bir baba olan ve babalık yapabilen, ailesine, eşine eşlik yapabilen tüm babaların babalar günü kutluyoruz. Ellerinden öpüyorum ve hepinize saygılar, selamlar diliyorum. Görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.